Afrika pazarında çok büyük fırsatlar var ve şimdi Afrika pazarını konuşacağımız Bosforus Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengüsü. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz gelmeden önce biraz dersimi çalıştım, orada şöyle rakamlar gördüm. 2003 ile 2018 yılları arasında Afrika ile olan dış ticaret hacmimiz 4 kat artmış. Doğru. Bu çok pozitif. Neredeyse 20 milyar doların üzerinde ve gitgide de yükselen bir ivmeyle gidiyor. Ama Afrika var, ama bizim bir de uzak doğu demiyoruz artık. Doğu pazarımız var. Uzak kelimesini attık. Doğu pazarında da Özbekistan'dan geldiniz. Evet, yeni geldik. Yani bir Özbekistan, bir Afrika, şöyle bir dünyayı bir açılalım. Biraz geniş önce Almanya'yı anlattık. Aynen. Evet. Çok kısa bahsedelim. Özbekistan'dan geldik. Orada bir yapı inşaat fuarı gerçekleştirdik 42 Türk firmasıyla. Bir Türk firmasının Özbekistan'da tek başına yaptığı ilk organizasyondu. Yaklaşık 5 milyon doları cebimize koyduk, öyle geldik. Ticari Süper. Anlaşmalarla geldik. KOBİ'leri götürdük. Memnun kaldılar. İnşaat sektörü orada çok yükseliyor. Yükselen bir yıldız. İkili ilişkiler de 2017 yılından sonra düzelen ikili ilişkilerimiz. Cumhurbaşkanının oraya seyahati, onların Cumhurbaşkanının bize gelişi işleri böyle yakınlaştırdı. Türkiye orada aktör olma yolunda emin adımlarla devam ediyor inşaat sektöründe. Zaten Ticaret Bakanlığı da bu ticaretin artışı için nereye giderseniz gidin, nereye ihracat yaparsanız yapın, bakanlığımızın kapıları size her zaman açık diyor. Bakanlığımızın bu konuda çok net, çok basite indirgediği destekleri var. Bir web sitesiyle bir Anadolu ihracatçısı gitmek istediği ülkeye gittiği zaman masrafların önemli bir kısmını Ekonomi Bakanlığımızdan, yani Ticaret Bakanlığımızdan şimdiki adıyla alabiliyor. Bu konuda desteklerini biz de hissettik. Bizim fuarımıza da bir destek verdiler. Fuarımıza katılan firmalar da destekten yararlandı. Bir de şunu gördüm. Büyük firmalar çok büyük fuarlara gidebiliyor da böyle Anadolu'nun KOBİ'leri kendine böyle yer arıyor yurt dışına gidebilecek. Ve siz bu anlamda bu şirketlere de aracılık yapmış oluyorsunuz. Şimdi Afrika pazarı, ben son derece böyle bütün dikkatim Afrika pazarında. Büyük bir pazar. Bakıyorum Çinliler çok büyük yatırım yapıyor. Türkler Afrika'da iş yapıyor. Avrupa, Amerika. Afrika niye bu kadar önem kazandı bir anda? Şimdi aslında bir anda da olmadı bu da. Bir anda olmadı. Aslında 92 yılından beri Çin'in mesela Afrika ile çok yoğun ticareti var. Bugün bizim dış ticaretimiz, yani Afrika ile yaptığımız ticaret hacmimiz için bugünkü rakamımızı 92 yılında yakalamış. Şöyle, biz daha yeni farkına varıyoruz. Türkiye'nin Afrika ile mücadelesi, yani ticaret anlamında ikili ilişkileri aslında 2000'li yılların hemen başında kendini gösterdi. Ama belli başlı şeyler var. 2005 yılında Afrika yılı ilan edilmesi, 2008 yılında Afrika Birliği zirvesinde Türkiye'nin Afrika'nın stratejik ortağı ilan edilmesi bu ilişkileri perçinleştirdi. 55 tane ülke, 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük. Her yıl yaptıkları 490 milyar dolarlık ithalat Türkiye'nin radarlarını bu tarafa doğru çevirmesine neden oluyor tabii ki. Türkiye yakın gelecekte de, bir rakam vereyim programın başında eklemiş olduğunuz şeyleri. Türkiye aslında 2018 yılında da ihracatını en çok Afrika'ya arttırdı. Dış ticaret fazlası verdiğimiz Orta Doğu'dan sonra ikinci büyük bölge. Şu anda 14.4 milyar dolarlık ihracatımız, 7 milyar dolarlık ithalatımız var. Makas gitgide açılıyor. İhracatımız %24 artmış bir senede. Çok büyük rakam. Önemli bir rakam. Yani ivmesi çok yüksek. Evet, yani Türk Hava Yolları biliyorsunuz artık 35 Afrika ülkesinin 53 destinasyonuna uçuyor. Türkiye'nin 41 büyükelçiliği, Afrika kıtasındaki ülkelerin de 34'ünün Türkiye'de büyükelçiliği var. 10 binin üzerinde öğrenci okutmuşuz. Her yaptığımız 4 dolarlık insani yardımın 1 dolarını Afrika'ya göndermişiz. Afrika ile ilişkilerimiz çok sağlam. Temelleri çok sıkı ve sağlam işbirliklerine dayalıyor. Ve sadece ticarete de değil. Oradaki dostluk, kardeşlik hukuku ve bağlar çok fazla. Onun için Afrika bizim için hap pazar. Buraya girmek zorundayız. Bununla ilgili de özellikle KOBİ'lerimizi oraya taşımak anlamında çalışmalarımıza devam etmek için artık bir zirveyle de bu seneyi şimdi beni şey tabii yapıyoruz. Heyecanlandıran konu şu, hani ülkenin gündemi ekonomi olsun diyoruz ya, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki üretelim, ihraç edelim, çünkü üretmeden ihracat yapmanız mümkün değil. Bir de dünya pazarlarına açılalım, kendimizi böyle tek bir pazara bağımlı kılmayalım, dünyanın her yerinde olalım. Beni heyecanlandıran noktaya geldik. 1000 tane, yani 1000'e yakın diyeyim, Afrikalı iş adamını, sanayiciyi, 1000 kişiye Türkiye'ye getireceksiniz. Evet. Bir zirve yapacaksınız. Evet. Ya bu duyunca böyle hani nasıl olur? Ya çok zor böyle şeyleri yapmak baktığınızda. 1000 iş adamını Türkiye'ye getirmek ve burada bir zirve yapmak. Bu sonuçta
katmerli bir zirve olacak diye şimdiden kokusunu alıyorum ben. Sami Bey, biliyorsunuz biz daha önce bunu Antalya'da da yaptık. Yerli makinaları Afrikalılara tanıttık. Bunu Antalya'da yaptık. 41 ülkeden 300'ün üzerinde iş adamını getirdik. Şimdi hedefimiz 1000. İnşaat sektöründe malzeme ve makina üreten firmalarımıza direkt alıcı noktaları getirdiğimiz, yani oradaki ticaret odası başkan yardımcısını değil, Gana'da Kantamantu pazarında çelik kapı ithalatı yapan çelik kapıcıyı Kayserili çelik kapıcıyla buluşturacağız İstanbul'da. Hedefimiz bu. Ticaret diplomasisi alanında DEİK var, MÜSİAD var, büyük kurumlarımız var. Onlar çok önemli işler yapıyor. Biz KOBİ diplomasisi alanındayız. Konya'da vinç üreten adamın peşindeyiz. Onun Togo'ya vinç satmasını sağlamak istiyoruz. İnşaat boyası üreten Gaziantep'li üreticimizi Nijerya'daki boya ithalatçısıyla tanıştırmak istiyoruz. Nokta atışlar peşindeyiz. Spintex pazarında elektrik malzemesi satan tüccarı Türkiye'de elektrik malzemesi üreticisiyle görüştürmek istiyoruz. Bu organizasyonu kurduğumuz, bu hayalle ortaya çıktığımız, önemli bir hedefi gerçekleştireceğimiz, nokta atışı yapacağımız bir organizasyon peşinde. Ama sizin bu hayaliniz Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de bir parçası. Kesinlikle. Ya şimdi bunun önemli bir parçası Afrika pazarı. Dediğimiz gibi 500 milyar dolarlık hedef çok ağır bir yük. Tabii. Şu anda 65 bin ihracatçımız var. 500 milyar dolarlık hedefi taşımamız için daha fazla kolona ihtiyacımız var. İşte biz o kolonları oluşturmak için Konya'nın, Kayseri'nin, Diyarbakır'ın, Trabzon'un, Samsun'un, Antalya'nın üretenlerini de Afrika'ya taşıyalım. Afrikalı paydaşlarıyla buluşturalım. Hem de Afrikalı paydaşları hem Çin kadar kalitesi tartışılan ürünler değil, hem de Avrupa gibi fiyatı tartışılan ürünlerle değil, Türkiye gibi hem Avrupa kalitesinde hem de fiyat olarak onun altında daha makul şartlarda Afrikalı dostlarımızın hizmetine sunabileceğimiz ürün ve ekipmanlarımızı satacağımız önemli bir zirve yapıyoruz. Türkiye-Afrika İnşaat Zirvesi. Türkiye-Afrika İnşaat Zirvesi fuarı, bu buluşma, büyük buluşma ne zaman yapılacak? 3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İstanbul'da mı yapılacak? İstanbul'da yapacağız bunu. Büyük bir organizasyon. 54 ülkenin şu anda 41'inde acentalıklarımızı kurduk. Anlaşmalarımızı imzaladık. Şu anda 41 ülkede sokak sokak dolaşan, boya ithalatçısı bulan, işte kapı ithalatçısı bulan, aydınlatma ile ilgili ithalat yapacak insanları. Türkiye'nin bu anlamda üretiminin güçlü olduğu alanlarda ithalatta önemli bir potansiyel oluşturabilecek şirketleri tek tek bulan, davet eden yüzlerce gönüllümüz var. Çok ciddi anlamda Afrika'yla, biliyorsunuz 7 yıldır Afrika'yla biz ticareti geliştiren organizasyonlar yapıyoruz. 43 tane fuar yaptık Afrika'da. Bu edindiğimiz bilgi, tecrübe, 200'ün üzerinde alım heyeti getirdik Afrika'dan buraya. Değişik zamanlarda binlerce insanı Türk pazarıyla buluşturduk. Dolayısıyla bu geçirdiğimiz dönemde bu kazandığımız deneyimleri de aktaracağımız önemli bir organizasyon. Herkesi bu organizasyona bekliyoruz. Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda niteliği de çok yüksek bir organizasyon olacak. Kesinlikle. Anadolu şirketlerinin burada ürünlerini sergileyeceği, kendilerini ifade edebilecekleri, Türkiye'nin dünyaya açılan ya da Anadolu KOBİ'sinin dünyaya açılan penceresi olabilecek. Şimdi geldi aklıma bu. Biz KOBİ'ler için ilişki mühendisliği kuran bir şirketiz. Aa, yeni kavram, güzel evet. Kavram. Yani KOBİ diplomasisi dediğimiz işi yapmak istiyoruz. Hemen not alalım bunu, evet. Bir yerde kullanırım. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu Samsun'un, Ankara'daki Ostim'in, Konya'daki sanayi sitesinde üretim yapanın, Trabzon'da üretim yapanın da Afrika ile ikili iş birliğinin, Afrika ile olan ticaretin arttırılması lazım. O pazar, oradaki üretim yapan firmalarımız Afrika'ya çok rahat girebilirler. Hem esnekler, hem fiyat avantajları var. Kısa sürede üretim yapabiliyorlar. Afrika'nın dilini çok iyi anlayabilecek bizim Anadolu insanımız var. Oradan yeni ihracat yıldızları takıma entegre etmeliyiz ki bu 500 milyar dolar bir hayalden öteye geçsin. Bir hedefe gerçek anlamda elimize aldığımız bir rakama geçsin. Tarihi bir verelim istersen. 3-4 Eylül. Kaçıranlar için İstanbul'da. 3-4 Eylül'de İstanbul'da bu Türkiye-Afrika İnşaat Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Şimdi, bin alıcıyla. Anadolu'yu çok nacizane gezen ve Anadolu sanayicisini çok yakından tanıyan bir ekonomi muhabiri olarak, Türkiye'nin hani görmediğim fabrikası kalmadı diyebilirim burada, evet. Mütevazi olmayacağım. Bir muhabir olarak şunu söyleyeyim size. Anadolu KOBİ'si ihracatla pek çok KOBİ yeni yeni tanışıyor. Kesinlikle. Ve siz aslında en çok ihtiyacımız olan şey moral motivasyon ya. O küçük KOBİ'lerinde yurt dışının fuarlarında ya da yurt dışındaki paydaşlarıyla ortaklıklar kurarak oraya ürünlerini satabilmelerinde yolu açılıyor. Şimdi bizi izleyenlerin, evet biz bunu yapabilir miyiz?
Evet, yapabilirsiniz. Yapabileceğinizi de aslında bu yapılan organizasyonlarla görüyoruz. Son bir cümlenizi alayım, kapatacağım programı. Bizim için yani gözümüzün ışığını arttıran bir şey var. Biz geçen yıl Antalya'da yaptığımız organizasyonda Kayserili bir üreticimizin organizasyondan 1,5 ay sonra kendi sosyal medya sayfasında Togo'ya ilk ihracatımı yapıyorum deyip konteynerin önünde verdiği fotoğraf bizim için her şeye değer. Zaten. Biz bu idealden vazgeçmeyiz. Utku Bengisu, Bosphorus Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye güzel haberler vermek için buradayız. Siz de güzel haberler duymak istiyorsanız ve izlemek istiyorsanız NTV'de kalın. Hoşça kalın efendim.